Sedat Emin Dereci ben. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Son 10 yılda profesyonel olarak eğitim ve danışmanlık yapıyorum. Sektöre ben çok küçük yaşta başladım. 12 yaşında dede, baba, ben 3. kuşak fırıncıyım. Normal kara fırınla başladık bu işe. Mahalle fırıncılığına çocukluğumdan beri çalıştım. Fakat bir yerde artık izin yapmam gerektiğini, ben de normal insanlar gibi yaşamam gerektiğini düşünerek, eğitim alarak ben de, yurt dışında eğitim görerek normal profesyonel fırıncılığa geçiş yaptım. Evet, yapmış olduğumuz ekmek bildiğimiz geleneksel Türk ekmeği, normal ekmeğimiz. İlk aşaması kazana un dökülerek, su dökülerek ekşi mayası, biz ekşi maya kullanıyoruz normal ekmekte de. Eklenerek kazan yoğrulmaya başlar. Yaklaşık bir 20 dakikadır bu işte. Tam buğday ekmeğimizi %100 doğal, ekşi mayalı ilk ununu dökerek başlıyoruz. Ekmekte homojen yapıyı daha iyi sağlamak için buzlu su mutlaka kullanıyoruz. Hamurumuz oldu, tam bu da ekmeğimiz. Şimdi hafiften üzerine un serperek alacağız hamurumuzu. Hamurun yapısı biraz ekşi mayalı ekmeklerde gevşek olacak. Yani suyu fazla olacak. Zar yapısı da bu şekilde kendini atması lazım. Bu hamurun çok iyi olduğunu, tamamen oluştuğunu, gluten yapısının oluştuğunu gösterir. Ondan sonra hamur yoğurduktan sonra kazandan tezgaha çıkar. Tezgaha çıktıktan sonra porsiyonlama işlemi başlar. Porsiyonlandıktan sonra hamur yuvarlak hale getirilir. Yuvarlak hale getirildikten sonra bir 15-20 dakika tezgahta bekler. Şimdi hamurumuzu porsiyonluyoruz. 500 gramdan kesiyoruz hamurumuzu. Bizim için gramaj çok önemli. Bu işte sabahtan başlayarak saat 4'te ustamız işe geliyor. Hamurlarını yoğuruyor. Tek tek porsiyonluyor. Yaklaşık 12 çeşit hamur yoğuruyor. Saat gündüz 4'e kadar bu işlemi yaparak, pişirmesinde yaparak 4'ten sonra ancak evine gidiyor. Hamurun yapısı çok önemli. İşte içindeki tahıl grubu kiloda 150 gram. Hani hiç kimsenin hakkını şey yapmadan hamurun yapısını göstereyim size. Evet. Bu da çavdar ekmeğimiz. Onu da çevirik. Tabii bu işte en önemli şey biraz da güç de lazım yani. Güç olmadan da bu iş olmuyor. Çevirirken hamuru iyice ezip sıkmanız gerekiyor. Ondan sonra kendini biraz bıraktıktan sonra işlemeye başlarız. Yani şekil vermeye geçeriz. Şekil vermeye geçtikten sonra hamur işlenir, pasa bezlerine koyularak yaklaşık bir 40 dakika, 45 dakika beklendirilir. Mayalandırma sistemi geçer. Mayalanma sistemi de yaklaşık 45 dakika sonra. Çavdar ekmeğini önce ne yaptık? Yoğurduk. Sonra hamurlarımızı porsiyonlayarak tezgahımıza dizdik. Şimdi de son işlem olan işlemesini yapıyoruz. Tabii bitti mi? Hayır, bitmedi. Dolaba girecek artı 4 soğuk mayalandırma yapıyoruz. %100 ekşi mayalı ekmeklerimiz. Bunu tabii herkese de öğretebiliriz. Bununla alakalı eğitimlerimiz ve kurslarımız da var. Bu işi yapmak isteyenler ekmeğin sesine iletişime geçerek, bu işi öğrenmek isteyenler, fırıncılar, ustalar, bütün hepsi eğitime katılarak 10 günlük bir eğitimle bütün ekşi mayalı ekmekleri, ekmek işleme şekillerini hepsini öğretebiliriz. Ondan sonra ustamız gelir, fırına atmaya başlarız onu. Tek tek pasalardan alarak fırına atarız. Yaklaşık bir 20-25 dakikada pişer. Ondan sonra ekmek pişmiş sıcak şekilde o çıtır sesini size duyuracağımız ekmeğin sesini olmuş olur.
Uzun zamandır ekmeğe olan merakımdan dolayı pandeminin vesilesiyle evde ekmek yapmaya başlamıştım. Bu işte profesyonel olan Sedat Dereci Usta'ya ulaştım. Kendisi bana ekmek yapımını aşama aşama, ekşi maya yapımını aşama aşama hepsini gösterdi. Eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bugün yaptığımız ekmek de sade bir ekmek oldu. Bildiğiniz gibi sabah yaptığımız ekmekleri pişirdik. Tahıllı ekmeğimiz, tam moda ekmeğimiz. Aslında yolculuklar o kadar zor ki işlediğimiz ekmekleri artı 4 dolaba koyup 18 saat kendi halinde mayalandırmaya bırakıyoruz. Ve sabah 4'te ustamız gelerek dolaptan çıkartarak 1 saat mayalandırmalarını bekliyor. Sonra fırına atarak yaklaşık 45 dakika pişirerek sizlerin sofrasına geliyoruz. Evet, ekmeğin sesi. Neyi anlatıyoruz bugün? Fırıncıların tezgahlarında en çok akşam, günüz ekmekleri dizdikleri raflar. O ekmekler kalkar, ne yapılır? Akşam ya bayata gider ya da çöpe atılır genelde. Ama çoğu fırıncımız çöpe atmaz tabii ki, onu mutlaka değerlendirir. Biz ne yapıyoruz? Görselleri bu şekilde yaparak, bu görselleri özellikle eğitimlerde insanlara bunların nasıl yapıldığını öğreterek uygulamalı bir şekilde vitrin ekmeği yapıyoruz. Bu ekmek yaklaşık 3 ay boyunca burada bu şekilde duruyor. Onun da özel bir formülasyonu var. O da ekmek iskelesinde. Öncelikle ekmeğin sesine katıldığımız için ve misafirimiz olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sektöre ben çok küçük yaşta başladım. 12 yaşında dede baba, ben 3. kuşak fırıncıyım. Normal kara fırınla başladık bu işe. O zamanlar çok zordu, şartlar çok zordu. Herhangi bir iznimiz, çalışma iznimiz, haftalık iznimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. 16-17 saat çalışarak bu işi öğrendik. Sonra 96 yılında İstanbul'a yolculuğum başladı. İstanbul'da yine kara fırınlarda çalışarak bir 10 yıl yaklaşık olarak yine aynı şekilde devam ettim. Sonra İstanbul'da büyük bir firma bir teklifte bulundu. Hiç düşünmeden gittim. Yaklaşık 2 yıl ekşi maya, artizan ekmek, unlu amiller üzerinde işletme nasıl kurulur, nasıl işletilir, reçete sistemi, tartıyla çalışma sistemi, bunların hepsini tek tek öğrenerek mesleğime devam ettim. Kendimi geliştirerek, kurslara giderek, yurt dışında eğitimlere giderek ciddi bir anlamda eğitim sürecinden geçtim. Daha sonra işimi geliştirmek adına kendim çok çaba sarf ettim. İşte ekmek iskelesini kurdum, şirketi kurdum, danışmanlıklara başladım. Yeni yeni insanlarla tanışıp İstanbul dışında, Türkiye dışında, yurt dışında birçok firmaya eğitim vererek, danışmanlık vererek yine Taksim Şef İstanbul Atölyesi'nde ekşi maya ileri derece hocalığını yaparak oralarda çalışarak kendimi sürekli geliştirmeye adadım ve halen daha da kendimi daha ileriye nasıl geliştiririm, nasıl daha çok insana ulaşırım, nasıl daha çok insana bu işi öğretebiliriz mücadelesini şu anda veriyoruz. Bu konuda da bizim sesimiz olan ekmeğin sesine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizlere, bütün fırıncımıza, bütün şu anki çalışan ustalarımıza kendilerini geliştirebileceğini, bir üst noktaya çıkabileceklerini, daha iyi yerlere gelebileceklerini aslında çok kolay. Sadece eğitimlerle kendini geliştirerek, işletmesini geliştirerek daha ileriye gelebiliriz hep birlikte. Tabii mahalle fırıncılığı çok zor bir aslında şu anda durumda. Çünkü neden? İzinleri yok, çalışma saatleri yok, düzgün bir sosyal hayatları yok. Ben de bunları zamanında çok yaşadım. Normal, yani bizim tarzı işletmelere geçmeleri için bir ustalarına mutlaka yatırım yapmaları lazım. İşletmelerine yatırım yapmaları lazım. Artık başkasına çalışarak değil, kendi işlerinde daha ileriye giderek, eğitim alarak, belki de bizim kurumumuzda, farklı kurumlardan eğitim alarak, işletmelerini geliştirerek daha iyi noktalara gelebileceklerine inanıyorum. Oradan ustalar bize gelip eğitim alabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Bu konuda da biz elimizden geldiği desteği vermeye hazırız. Bizlere fırın ustalarından gelen çok var. Normal ekmekçiliği artık yapmak istemeyen, hayatında bir standartlar olsun isteyen, artık izinle çalışmak isteyen, gece çalışmamak isteyen birçok ustamız var. Bize gelip eğitim alıyoruz. Eğitim aldıktan sonra biz onlara iş imkanı da veriyoruz. Yurt dışında iş imkanı veriyoruz. Eğitime aldığımız kişileri mutlaka bizim danışmanlığını yaptığımız veya çalıştığımız veya işte ihtiyacı olan firmalara yönlendiriyoruz kendilerini. Sektördeki istihdam çok zor durumda aslında. Hiçbir şekilde çırak ve yeni usta yetişmiyor. Okullar yetersiz.
ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Okullarda alınan bir haftalık, üç günlük eğitimlerle bu iş öğrenilemez. Ben 28 yıldır bu sektördeyim, halen daha öğreniyorum. Yani üç günlük, bir haftalık kurslarla bir işletmeye gidip ustalık, yardımcılık, bu işi yapan, hani ben bu işi yaparım diyebilmek çok zor aslında. Çünkü yıllardır bu işi yapan insanlara aslında bir haksızlık oluyor o zaman. Bizim en çok rağbet gören ekmeklerimiz tamamen ekşi mayalı, artizan grupta kullandığımız ekmekler. Bunların hepsi de 18 saat yaklaşık olarak soğuk mayalandırma sistemiyle çalışıyoruz. Gece çalışması yok. En çok sattığımız ekmekler de çavdar, tam buğday, cevizli üzümlü, zeytinli ekmeğimiz, ekşi mayalı, ballı ekmeğimiz en çok sattığımız rağbet gören ekmekler. Aslında çok basit. Kendinizi geliştirmek aslında çok zor değil. Kendi özelimize yaptığımız yatırımların üçte birini işletmemize yaparsak, ustamıza yaparsak, işimizi geliştirirsek çok daha iyi noktalara bu işin cihazına eminim. Ekmek silesinde eğitim alan kişiler, gerçekten bu işi yapmak isteyenler eğitime giriyor. Bu eğitimlerden sonra da biz onlara gerekli işletmelerde, butik işletmelerde, yurt dışında iş imkanı sağlayarak bir üst level'a çıkıyorlar. O da bir tekelin eline geçmiş şu anda. Yani eskiden beri aynıydı. Son 2 yıldan beri un fiyatlarını hiç kimse tutamıyor. Birçok ürünün fiyatını tutamıyor. Biz iyi bir buğday üreticisi ülke olarak Konya Ovası gibi bir buğday ekim ve biçimimiz olduğu halde fiyatların bu kadar hızlı bir şekilde çıkması, bir tekel var orada. O tekeli de hiçbir şekilde yıkamıyorlar. Sektöre şunu söylemek isterim. Ben 27 yıldır bu işi severek yapıyorum. Hayatımda hiç çalışmadım ve çalışmıyorum da. Çünkü ben keyif aldığım işi yapıyorum. Keyif aldığım işi yaptığım için çalıştığımı hiç hissetmiyorum. Sizler de çalışmayın. Gelin birlikte keyif aldığımız işi yapalım. Hep birlikte öğrenelim. Bir ileriye geçelim. Bir adım ileriye gidelim. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Ekmeğin sesine de bizim sesimiz olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri için, bunu sektöre anlattıkları için biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz bize.